İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı İKDA Vakfı sunar. Kültür ve medeniyet tarihimizde vakıflar. Vakıf, ilim, irfan, tarih, kültür ve medeniyettir. Vakıf, geçmişten geleceğe hizmet ve gönül köprüsüdür. Vakıf, tarihi geçmişin canlı şahitleri, insanlığın hizmet abideleridir. Vakıf kurmak, gök kubbede hoş seda bırakmaktır. Vakıf insanı olmak, ebedi olarak yaşamak ve yaşatmaktır. Biz vakıf medeniyetini araştırıyoruz. Vakıf tarih, kültür, medeniyet, vefa. Vakıf ahde vefa. Sadece geçmiş değil, gelecek. Vakıf adı üzerinde durmak gerekiyor. Vakıf insanlarını konuşturmak, vakıf insanlarını bilmek, anlamak gerekiyor. Ve bizi biz yapan en önemli değer vakıflara vefa borcumuzu ödemek gerekiyor. Zaten aziz ecdat kurdukları vakıflarla Anadolu'yu, İslam medeniyeti coğrafyasını vatan yapmışlardı. Bir vakıf insanı ile beraberiz. Erol Bey, çok teşekkür ediyoruz. Sizler bir vakıf insanısınız. Niçin? Vakıf yurdunda yetişmiş. Biz sizi tanıdığımızda bana o vakıf yurduna, Erzincan vakıf yurdunda okuduğunuz o yılları anlatınca çok duygulandım. Sonra kurduğunuz aile vakfı. Ama önce Erol Köstek kimdir? İsmail Bey, Allah sizden razı olsun. Bugün bizi onurlandırdınız, hanemizi şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun. Erol Köstek. 1956 yılının ilkbahar aylarında doğmuşum. Erzincan, Refahiye, Çatalçam köyünde 5 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldim. Birçok Anadolu insanı gibi ben de köy hayatında ilkokul, ortaokul yaşantımı devam ettirdim. 23 Nisan 1967'de babamı Pendik'te bir tren kazasıyla kaybettik. 5 çocuk, cefakar bir anne, bir çift yaşlı küs, bir kağın arabası ve bir kara sabanla damdazlak ortada kaldı canım hanım. Çok çeşitli zorluklara göğüs gererek bize kol kanat gerdi. Başında topladı ve bu vatana sizi hayırlı evlat yapacağım nidasıyla çırpındı durdu. Allah razı olsun. Müsaade ederseniz ilk Allah'a yalvarışımı anlatarak konuya girmek istiyorum. Babamın rahmetli olduğu yılın sonbaharı. Cennet mekan anam bir komşuya öküzlerle, kara sabanla yevmiyeli çift sürmeye gider. Alacağı 3-5 kuruşla kim bilir hangi ihtiyacını görecek. Mevsim ya, bir kar fırtınasına tutulur, göz gözü görmüyor. Biz evde kardeşlerim çırpınıp duruyoruz. Anam nerede kaldı, başına ne geldi? Merakıyla hemdem olurken bir de baktık ki karşıdan öküzler önünde, anam arkada, saban demirini atmış omuzuna geliyor. Bir heybet, bir duruş, bir asalet. Anam yün çoraplarını dizine kadar çekmiş, eteğini yün çorapların içine koymuş. Yün çoraplarının kıllarına öyle buzlar tutuşmuş ki kristal avizenin taşları gibi şak 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 vurarak geldi.
Dersin ki bütün allıklar almış, canım anamın yanaklarına kondurmuşsun. Ayaz, soğuk öyle etmiş ki al al yanıyor. Anam geldi, örtmeye taşın üzerine oturdu, bir oh çekti. Dersin ki dam ırgalanıyor. Ben koşup anama sarılamadım, öpemedim. Canım ana çok yoruldun mu diyemedim. Nereye gittim? Hıçkıra hıçkıra ağladım. Allah'ım beni çabuk büyüt. Ben anamın bütün işlerini göreyim. Anamı bu sefaletten kurtarayım. Kötü insanların şerrinden de alıp diğerlere gideyim diyerek ilk yalvarışımdı. Çocukluk yalvarışı demek. Allah'ıma hamdolsun dileğimi, yalvarışımı en ince noktasına kadar kabul buyurdu, nasip etti, yaşattı. İlkokulu köyümde okudum. İlkokulu bitirdiğim sene Allah'tan ya ortaokulu köyümüzde açtılar. İlk talebesiyim. Ortaokulu da köyümde okudum. Köyde gurbetten gelen Civan Mert bir müdürümüz vardı. Necdet Demir. Allah selamet versin. Onun gibi duyarlı, şefkatli öğretmenleri yurdumuzdan, insanlığımızdan eksik etmesin. Onun sayesinde ortaokulu da bitirdik. Derken liseye gideceğiz. Lise sonrası yatılı okul imtihanları için öğretmeni bizi bir araba kiraladı, Erzincan'a götürüyor. İsmail Bey, benim kara lastiklerim o kadar paramparça olmuş ki, ayağıma giyilecek hali kalmamış ki, anamın kara lastiklerini giymişim. Kadın kara lastikleri de biraz farklıdır. Erzincan yolunda arkadaşlardan bir tanesi ayağımdaki lastiğin kadın lastiği olduğunu fark eder ve bizim oranın lehçesiyle avazı çıktığı kadar minibüsün içinde "Velley Erol karı lastiği giymiş" diye haykırdığını hiç unutmuyorum. Kimi döndü, kahkahaya kahkahayla eşlik ettiler, kimi de üzüntüsünü esirgeyemediler. Ama ben hiç ama hiç onuruma dokunmadım. Şükür ki anamın lastiklerini giyecek kadar Allah'ım beni büyütmüş dedim. Yatılı imtihanlarla bir yeri kazanamadık. Ama liseden sonra da okumalıyım. Okuyacak ne para, başımı sokacak ne bir yer yok, bilmiyorum. Allah cümle geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Nedim Ünsal abimiz diye bir köylümüz öne ayak oldu. Beni aşık olduğum, bütün benliğimle ruhuma işlediğim vakıflar talebe yurduna girmeme vesile oldu. Vakıflar öğrenci yurdu. Yani herhangi bir vakıf değil. Vakıflar Genel Müdürlüğü. Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün öyle yurtlar mı vardı efendim? Öyle yurtlar vardı. Nasıl hemen efendim? Hemen her vilayette vakıflar öğrenci talebe yurdu. Allah Allah. İsmi yani bu ağam beğen kurduğu bir vakıf değil. 500 yıl, 400 yıl önce, hatta değerli izleyenlerimiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü herhangi bir kurum değil. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün o değiştirilen logosu var ya, o bayraklı, camili logosundaki 1048 tarihi yazar. O 1048 tarihi şunu ifade eder. Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en eski devlet kurumudur. Daha 1071 Malazgirt Zaferi'nden yıllar önce ilk vakıf Pasinler'in Malazgirt öncesi zaferiyle sonuçlanır ve Malazgirt öncesi Pasinler'de Selçuklu vakıf kurar ve Abdülvahhab-ı Gücdoğan Vakfı ve 1048'dir onun kuruluş tarihi. O değiştirilen logoda da 1048 tarihi yazılır. En eski devlet kurumudur.
İsterseniz Erol Bey, zamanı bir durduralım. Biz vakıflarla ilgili belgesel hazırladık. Vakıflar medeniyetimiz, vakıflar, vakıf kültürü, vakıf tarihi. Sizleri vakıflar medeniyeti tarihi belgeselimizde biz Erol Bey ile sohbetimize devam edeceğiz. Ama vakıflar medeniyeti tarihi belgeseliyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bakın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün logosu ne zaman kuruldu? Vakıfların Peygamber Efendimiz'den bir itibar kurulan tarihi. Vakıflar tarihi belgeseliyle karşınızdayız. Ademoğlu vefat edince ameli kesilir. Ancak üç hususta müstesna. Sadaka-i cariye, faydalı ilim ve kendine dua eden hayırlı evlat. Hazreti Muhammed. Arapça bir sözcük olan vakf, sözcük anlamıyla durdurma, hareketten alıkoyma, hareketsiz bırakma manalarının dışında tamamen verme, büsbütün verme anlamını da içerir. Vakıf, İslam hukukundan bir malın, bir servetin sürekli olarak bir amaca yönelik, sırf Allah rızası için zengin kişiler tarafından kurulan ve ihtiyaç içinde bulunan kimselere faydalanmaları için sunulan müesseselerin adıdır. Yani vakıflar için kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi de denilebilir. Aslında önceden mallarını vakfeden kişiye vakıf denirken, vakfedilen malaysa mevkuf denirdi. Fakat zamanla kuruma da vakıf denmiştir. Kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi günümüz insanları için kolay bir durum gibi gözükmeyebilir. Fakat geçmişe baktığımızda adeta vakıflar medeniyeti sayılacak kadar hizmete sahip olan bir halkla karşılaşıyoruz. Evliya Çelebi 17. yüzyılda Osmanlı vakıf eserleri hakkında "Ben 50 yılda 18 padişahlık ve krallık yere seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim" diye yazacaktır. Eldeki kısıtlı bilgilere baktığımızda, Babil ve Eski Mısır hukukunda vakfa benzer kurumların mevcut olduğunu görüyoruz. Fakat bu kurumlar genelde kralın belirlediği yerler ve hükümler üzerinden hayatlarına devam ediyor. Amaçsa Tanrı'ya yakınlaşmak, onu memnun etmek. Yani rahiplere verilen bu vakıflar genelde kendi tanrılarına sunma amacı taşıyor. Tarihte bizim bildiğimiz anlamda ilk vakıfsa Hazreti Ömer tarafından kurulmuştur. Hazreti Ömer'in Hayber'in fethinden sonra ganimet olarak kendisine düşen bir araziyi satılmaması, miras bırakılmaması ve hibe edilmemesi şartıyla fakir, köle, misafir ve Allah yolunda olanların istifadesi için vermiştir. Anadolu topraklarındaki ilk vakıfsa Erzurum'un Pasinler ilçesinde Malazgirt zaferinden yıllar önce Seyit Halil Gücdevani tarafından 1048 yılında kuruldu. Bu ilk vakıftan sonra vakıfların Anadolu'da hızla yaygınlaşıp önemli hale gelmesinde sadaka, infak ve hayırda yarışmaya teşvik eden ayetler çok etkiliydi. Ama bununla birlikte Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır. Vakfın en hayırlısı da insanların en çok duydukları ihtiyacı karşılayandır. Hadis-i şerifleri de vakıfların kurulmasında insanlara yol gösteriyordu. Evet, izledik. Evet, heyecanlandırdınız bizi. Yani siz Erzincan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Peygamber Efendimiz'den bir itibar o kültür yaşatılan Selçuklu Osmanlı'da devam eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizde de yine az çok eksiğiyle geriyle kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yurdunda onu bir anlatın, o çok önemli. O nokta çok önemli efendim. İsmail Bey, şu anda sizin uyarınızla ta geçmişe gittim, titredim, kemiklerim sızladı. Mezun olan arkadaşlarımı bir çırpıda gözümün önünden geçirdim. Hepsi, af buyurun, sapına kadar milliyetçi.
hepsi Allah yolunda sevdalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin aşık insanları yetiştirmiş. Vakıflar yurdu değil Vakıflar mi? Vakıflar talebe yurdunda. Oraya okuyan... nasıl girdiğiniz çok önemli ama. Yani çünkü herkese nasip olmaz. O vakıf ruhu o kadar önemli ki aziz ecdat kurmuş. O niyet halen devam ediyor. Bütün vefasızlığa rağmen vakıflar, vakıf kültürü ve vakıf medeniyeti yaşıyor. Nasıl orada öğrenciliğe girdiniz? Yani hep kolay da olmadı zannediyorum. Birileri mi tavsiye etti? O günlerde oralarda, şehirlerde kalmak oldukça zor. Buyurun efendim. Cennet mekan anam, oğul senin kafan çalışıyor, sen okumalısın. Okumalısın ki bu ülkeye, bu vatana daha hayırlı olasın der dururdu. Ama ev tutacak, pansiyonda bedel ödeyecek, maddi durumumuz yok. Komşulardan bir tanesi demiş ki, ya Vesile bir yurt var yurt, oraya yetimleri daha çok alıyorlar. İstersen sen onu bir araştır da çocuğunu oraya yerleştirmenin yollarını ara dediğinde Erzincan'da çalışan, biraz önce ismini zikretmekten gurur duyduğum Nedim Ünsal abimize gittik bulduk. O da araştırdı, her şey Allah'tan, o imtihanı yapan hanımefendinin beyi onun çalıştığı bankada yetkiliymiş. Benim yetim olduğumu, fakir olduğumu, garip olduğumu anlattılar ve bir şekilde girdim. Çok zeki bir insan değildim, bilmiyorum. Hak edip etmediğimi bilmiyorum ama şunu biliyorum. Müracaat edenle alınacakların oranı 1/3. Ama nasip oldu, beni oraya aldılar. Ben orada okuma imkanı buldum. Eğer ukalalık saymazsanız bir hatıramı da anlatmak istiyorum. Okuduğumuz yurt 30 kişilik koğuşlardı. Kuzey kutbu ve güney kutbu diye adlandırırdık. Soba yok, Erzincan'ın soğuğu malum. Kışın kuzey kutbunun camları buz tutardı. İlkbahara kadar açılmaz İsmail Beyciğim. Ama biz yine razıydık. Orada kat kat pijamaları giyerek, battaniyelerin altında bükülerek sabah etmemize, kışı geçirmemize yine razıydık. Çünkü başka alternatifimiz yoktu. Nasip oldu. Mezun oldum. Taşı toprağı altın dedikleri İstanbul'a geldim. Askere gittim. Döndüm. Libya'ya gittim. Libya dönüşü İstanbul'da iş yerimi kurdum. Evet, duydunuz, vakıf yurdu, vakıflar yurdu. Çünkü 60'lı yıllar, 50'li yıllar önemli. Bir ikinci dünya harbinden çıkmış ülkemiz. Sonra bir darbe olmuş, başvekil asılmış. Fakirlik, yokluk yılları. Sıkıntılı yıllar. Köylerde yaşanan dertler. Anadolu insanı okumak istiyor ama başını sokacak bir yer yok. Yok. Ve o yurtlar, o vakıflar imdada yetişiyor. Değil mi efendim? Değerli izleyenlerimiz, biz vakıflar, vakıf medeniyeti, vakıf kültürümüzü araştırıyoruz. Aziz ecdat kurmuş ve büyük büyük eserler yapmışlar. Köprüler, medreseler, kervansaraylar yetmemiş. Cumhuriyet döneminde vakıf yurtlarını da 500 yıl, 700 yıl önceden temelini atmışlar. Peki kimler onlar? Gidiyoruz, sadece geçiştiriyoruz. Maalesef 1800'lü yıllardan itibaren de o vakıflara hakkımız olmayarak el koymaya çalışmışız. Osmanlı'nın son dönemleri, Cumhuriyet'in ilk yılları, sonraki dönemler, vakıf malları satılmış, vakıf yerleri satılmış. Ve hakkını tam anlamıyla ödeyememişiz. Ama o yurtlar iyi ki kurulmuş efendim. İyi ki kurulmuş. Kuranlara, vesile olanlara, sebep olanlardan Allah'ım razı olsun. Ben inanıyorum ki oradan, oranın çorbasını içen, orada barınan hiç kimse bu güzel vatana ters gözle bakmadı, bakamaz. Evet, çünkü o bir vakıf nimetiyle büyüyor. İsterseniz yine bir zamanı durduralım. Vakıflar nedir?
Vakıf durmak demek. Ama nasıl durmak? Vakıf tir tir titreyerek durmak demek. O vakıf mallarını korumak demek. Vakfıda, vakfiyede yazılanlara harfiyen riayet etmek demek. Ve vakfın bir vefa olduğunu, ahde vefa olduğunu, o vakıf Kur'an'ın unutulmaması gerektiğini, minnetle, şükranla yad etmemiz gerektiğini, şehirlerimizi araştırdığımızda her bir şehrimizde 300-500-700 yıl önce kurulan vakıfların medrese, köprü, çeşme, cami, kahan, hamam, kervansaraylar, yani vakıf medeniyetiyle şehirleştiğini öğreniyoruz. Sizleri yine vakıflar tarihi belgeselimizde baş başa bırakalım. Evet, vakıf nedir? Vakıflarla ilgili neler söyleyebiliriz? Vakıflar tarihi belgeselimizde sizleri baş başa bırakıyoruz. Cumhuriyetin ilan edilmesinden hemen sonra bizzat Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Mustafa Kemal, mühim bir servet ve büyük bir müessese olarak gördüğü vakıflara yaşamı boyunca büyük önem vermiştir. 3 Mart 1924'te kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ambleminde, Anadolu'da ilk vakfın kuruluş tarihi olan 1048'in yer alması, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilk devlet kurumu olduğunu da gösterir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı Vakfı'ndan kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakfedilen vakıflara ait 18.500 tarihi bina ve 67.000 emlakın restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir. 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon avro değerinde kira gelirine sahip Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Vakıf Bank'ın sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir. Bu tarihi vakıfların tüzel kişiliklerini günümüzde de sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, kurucularının belirledikleri amaçlar doğrultusunda öğrencilere burs vermekte, muhtaç vatandaşlara aylık maaş ve gıda yardımı yapmakta, ayrıca binlerce yıllık vakıf eserlerinin onarımını gerçekleştirmektedir. Gerçekten vakıf deyince durmak gerekiyor. Gözünüz böyle vakıf deyince de gözünüze bakıyorum. Çok farklı şeyler, müthiş şeyler. Peki buradan ne oldu o vakıf yurtlarına? Onu merak ediyorum. Ben onu siz söyleyin. Ne oldu yani? İsmail Bey, eğer müsaade buyurursan ben bir konuyu yukarılık saymazsanız vurgulayarak sorunuza cevap vermeye çalışacağım. Okuduğum yurdu, okuduğum okulu, gördüğüm bir iyiliği unutmadım, unutmayacağım. Allah'ımın da unutturmadığı için şükürler ediyorum. Her sene gittiğimde memleketime... Nere memleket bu memleketime? Erzincan. Öyle mi efendim? Can Erzincan. Can Erzincan. Evet, çok güzel. Efendim, Yassı Çemen Savaşları'nı unutmadık. Osmanlı'nın devlet olması da orada. Refahiye'nin üstünde, Kızılırmak'ın doğduğu yerin hemen yanı başında... Yassı Çemen yaylaları var. Yassı Çemen Savaşı önemlidir. Oralara da beşiklik etmiş Aziz Ecdat. Evet efendim. Günümüzde Çimen yaylaları diye adlandırılıyor. Evet. Peki evet, gittiğinizde ne yaparsınız efendim? Her sene ailece gider, baba ocağı gibi sıla-i rahim yapar, halatır sorar, dönerdik. O sene de işimiz biraz daha toparlamış. Şirketimizin 5-6. senesi. Aklım fikrim oraya çektiğim acıları, çektiğimiz sıkıntıları bizden sonraki kuşak çekmesin diye kalorifer yaptırabilir miyim hayaliyle. Öğrenci yurduna. Öğrenci. Yani öğrenci olarak. Öğrenci, evet, talebe yurduna. Evet efendim. Gittik. Aşçı, bekçi bizi tanıdı. Müdürümüz değişmiş, aldı. O, yani sizi okutulan dönemdeki bekçiler, aşçılar yine görevli. Aynen, yanı başında. Evet, evet. Müdür değişmiş. Sene kaçtı gittiğinizde?
90 yılların başı. Evet efendim. Hı-hı. 90 yılların başı. Ne güzel başı. vefa işte efendim. Müdür beye dedim ki bizim burası baba ocağımız. Nasip oluyor. Her sene gelip ziyaretini yapıyoruz. Bu sene de sizinle tanışmak nasip oldu. Allah kolaylıklar versin. Baba ocağımıza bir ikramda bulunmak isterim. Ne eksiğiniz var? Neye gücüm yeter? Dediğimde şaşırdı, memnun oldu. Böyle bir teklif ilk defa duyuyorum dedi. Akıbetinde dedi ki okulumuzun badanası çok kötü. Badanaya bir el atarsan haccın kapısını açarsın. Yurdun badanası. Evet efendim. Dedim hocam o kolay ya. Daha başka ihtiyaç yok mu? Var dedi, olmaz mı? Çarşaflarımız da çok kötü. Ya müdürüm, çarşafsız yatılır. Bu badanasız yatılır. Ama biz burada çok üşüdük. Çok soğuk çektik. Gördüğüm kadarıyla hala bir petek sistemi yok. Kalorifer tesisatı yok. Böyle bir şeyi hiç akıl etmez misiniz? İnanın gözlerinden patır patır yaş döktüğüne şahit oldum. Çekmecesini çekti. Olmaz mı dedi. Valiliğin yolunu su yol ettim. Projesi hazır ama bir türlü ödenek çıkaramadım. Neye çıkacak bilmiyorum. Hangi maliyetle karşılaşacağım bilmiyorum. O dönem ne evimde kalorifer var ne iş yerimde var. Sizin? Benim. Evet. Dedim ki müdürüm bana projeden bir takım emanet verir misin? Allah biliyor, niyetim arzum bu ama gücüm yetmeyeceğini bilmiyorum. Aldım, geldim, kapı kapı dolaştım. Kalorifer yapan, petek yapan, boru üreten, vana üreten firmaları teker teker gezdim. İstek, arzu ve amacımı anlattım. Hepsinden yardım edenlerden Allah razı olsun. Kiminden iskontrol aldım, kiminden hibe aldım, kiminden bedeliyle aldım derken Bostancı'da yanılmıyorsam Buhara Kazan diye bir firmada bahçesinden malzemeyi topladım. O gün oldu ki kamyona yükledim. Fabrikanın telefonundan da arayarak müdürüm falan plakalı kamyonla kalorifer malzemelerini yola çıkardım. Umuyorum ki siz de orada işçilik ve gerekli eksikleri yaparak bu işi taçlanmasına vesile olursunuz dedim. Olayın sarhoşluğuyla, mutluluğuyla iş yerime geldim. İsmail abi, araba daha Gebze'ye çıkmadı. Bacım dedi ki, abi nerede kaldın? Enka seni arıyor. Çantamı aldım, Enka inşaata gittim. 5-6 yıllık şirketimizin toplam cirosundan daha fazla bir işle karşılaştım. O işi aldık, kalıplarımızı tamamladık, üretimimizi devam ederken arkadan kendi çalıştığım Setefa şirketinden ikinci büyük bir iş geldi. Sözüm o ki, hamdolsun kalorifer yapıldı, benden sonraki kuşaklara hizmet etti. Ta ki 28 Şubat kararlarına kadar. 28 Şubat kararları içim acıttı, acıtıyor. Oraya geleceğim. Ben o zaman gördüm ki Allah için bir adım attığında, Allah için karşılık beklemeden verdiğinde Yaradan'ın sağanak sağanak döktürüyor. Evet, 6 ay sonunda bir kaba hesap yaptım ki oraya Vakıflar Talebe Yurdu'na harcamış olduğum paranın 10 katı para kazanmışız. Hamdü senalar olsun. Evet, bu yurt yıllarca hizmet etti. 28 Şubat kararlarıyla birlikte yerlere eksan oldu. Odur budur yıktılar ve o canım ruh şu anda mahvoldu, perişan oldu ve hizmet vermez oldu. Evet, 28 Şubat maalesef. Postmodern darbe dedik, farklı bir şey dedik. Zaten darbelerin evladıyız biz. Zira 60 kuşağı hemen hemen. Evet. 60 kuşağı, 60 darbesi, 71 muhtırası, 80 ihtilali, 28
postmodern darbesi değil mi? 28 Şubat. İliklerimize kadar sonra yaşadık. Sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi. Yani hep darbeler bizi mahvetti. Ama 28 Şubat darbesi sonucu yurtlar kapandı. Doğru mu efendim? Vakıflar, talebe yurtlarının tamamını perişan ettiler, yıktılar, insanlığa hizmetten men ettiler. Dileğim odur ki... Oraya o dileğinizi de sormak istiyorum ama önce şu dilekte bulunun. Siz vefa borcunuzu ödemeye çalışmışsınız, fazlasıyla ödemişsiniz. Ödemedim, katiye. Ödemem mümkün mü? O zaman bir çağrıda bulunalım. Bu sizin o vakıflar yurdunda, ben de araştırıyorum şu anda vakıfları, vakıflar yurdunu yeniden canlandırmak nasıl olur ama vakıf insanlarını bulmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyoruz, bizi kabul ettiniz. Vakıflar yurdunda okumuş yetkili yönetici, emekli, işçi, genel müdür, bakan, mutlaka birçok insanımız o vakıflar yurdundan geçti. O zaman onların gözünün içine bakarak ne söylersiniz, bir çağrıda bulunun, sonra devam edeceğiz efendim. Ben derim ki, gücü yeten, elinden bir iş gelen, bu peygamber ocaklarını gelin inşa edelim, ihya edelim, insanlığın hizmetine sunalım, sunalım ki bu güzel vatanımıza, bu güzel devletimize hizmette kusuru etmeyen bireylerin yaşamasına, bireylerin tahsillerinin yapmasına, bireylerin var olmasına vesile olalım, onlara el dayayalım, el açalım, kucaklayalım. Yani lütfen vakıflar yurdundan yetişenler artık bir harekete geçsinler, doğru mu? Ellerinden gelen bütün gayretleriyle, bütün hizmetleriyle bu güzel oluşumu Allah rızası için tekrar ihya edelim, ayağa kaldıralım ve insanlığın hizmetine sunmada acele edelim. Erol Bey, çok hakikaten duygusal bir söyleşi. Vakıf hakikaten durmak gerekiyor adı üzerinde. Vefa borcunu ödemek gerekiyor. Ahde vefa. Bugün çok sayıda vakıflar yurdundan mezun insanlarımızla karşılaşıyoruz. Tarihi görev düşüyor onlara. Ben de buradan bir belgeselci ve gazeteci, tarihe not düşen birisi olarak çağrıda bulunmak istiyorum. Kimlere çağrıda bulunmak istiyorum? Bugünün yöneticilerine. Başta vakıflar genel müdürümüze, yetkililere, vakıfların bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na. Ki burada bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Başbakanlık döneminde başbakanlığa bağlıydı direkt vakıflar ve özerk olarak bağlıydı. Ama maalesef Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminde vakıflar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, üstelik bir bakan yardımcılığına bağlandı. Bilerek veya bilmeyerek logosu değiştirildi. Ona tepki koyduk ve eski logoya mutlaka dönülmeli dedik. Ve diyoruz ki buradan vakıflar genel müdürlüğümüz direkt Cumhurbaşkanlığımıza bağlı olmalı. Cumhurbaşkanlığına müktesep hakkıdır. Önceden başbakanlığa bağlı olan bir kurumdu. Şimdi de Cumhurbaşkanlığımıza bağlı olmasını istiyoruz. Ve bu da bir de çağrıda bulunuyoruz. Bu noktada da vakıflar talebe yurtlarında okumuş herkese tarihi görev düşüyor diye düşünüyorum. Nasıl sıla-i rahmimize sahip çıkıyor isek, nasıl geçmişimize sahip çıkıyorsak, biraz önce dediğim gibi yediğimiz bir lokma ekmeği unutmuyorsak, vakıflar yurdumuzu da unutmayalım. Unutursak vebalde kalırız, mesul oluruz, sorumlu oluruz. Ne güzel. Evet, ben inanıyorum vefalıdır vakıflar yurdunda yetişenler. Belki de bu söyleşiniz, bu çağrınız bir büyük ses getirecektir. Hakikaten çok sayıda vakıflar talebe yurdunda yetişenleriyle konuşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Niğde Ömer Halis Demir Üniversitemizin Uluslararası Türk Dünyası Bilişim ve Sanat Sempozyumuna katılmıştık. Altaylardan Bursa'ya su medeniyeti konusunda bir bildiri ve belgesel sunumu yaptıktan sonra Niğde'de vakıf medeniyetimizi belgeselleştirmiştim. Orada vakıflar Niğde yurdunda yetişmiş bir beyefendiyle karşılaştık. O yurt yıkılmış, onunla beraber o Niğde vakıflar yurdunun bulunduğu enkazın olduğu yere gitmiş, söyleşi yapmıştık. İstersen bir durduralım, oraya bir gidelim. Evet, Niğde'ye gidiyoruz değerli izleyenlerimiz. Niğde'de bir vakıf gönüllüsü, vakıflar talebe yurdunda yetişmiş bir vakıf insanı ile bugün enkaz halinde yıkılmış vakıflar talebe yurdunun bulunduğu yerde yaptığımız söyleşiyle sizi baş başa bırakıyoruz. Abriyle. Vefa çok önemli. Vefa her şey. Allah Resulü'nün evet. ifadesiyle el vefa minel iman. Vefa imandan evet. gelir diye buyuruyor evet. Allah Resulü. Evet, vakıflara vefa bizi biz yapan
değerlere vefa ve vakıf evet. insanlarına. Cumali Bey burada çok önemli hizmetler yapmış, öğretmenlik yapmış, kültür hizmeti yapmış bir değerli dost. O vakıf yurdunda öğrenci evet. olarak büyümüştü, evet. Okumuştu. Burada biz şimdi o vakıf yurdu, daha sonra yıkılır, o vakıf yurdunun bulunduğu Niğde vakıf yurdu, vakıf öğrenci yurdunun olduğu yere gidiyoruz. Altta 1969 yıllarında öğretmenlik okudum. Daha önce Erkek Sanayi Enstitüsü'nün orta kısmında okudum. Öğretmen okulu daha önce buradaydı, şimdiki öğretmenlerin olduğu yerdeydi. Peki nerede kalıyordun o zaman? O zaman ben yurtta kalıyordum, vakıflar yurdunda kalıyordum. Vakıflar yurdunda kalıyordun? Evet, vakıflar yurdunda kaldım. 3 sene orada kaldım. Hem nasıldı o vakıflar yurdundaki kalışınız nasıl? Çok güzeldi. Şimdiki gibi değildi ama yani koskoca bir askeriye kışlasını vakıflar yurdu yapmışlar. Devlete bağlı. Her şey devlet tarafından veriliyordu. Bir müdürümüz vardı, müdürümüz vardı, aşçı vardı, hizmetçisi vardı. 800 öğrenci vardı. Aslı buradaydı. Öğrenciler bir ortaokuldan, liseden, öğretmen okulundan ve diğer okullardan gelir. Sınavı kazananlar burada yatır kalırlardı. Sınavla giriyordu. Herkes giremiyordu. Nedir? Bu vakıfa dağılanlar çokları devlet dairelerinde görev aldılar. Çeşitli vilayetlere gittiler. Buralarda söz sahibi oldular. Vefa bugün İstanbul'da bir semtin adı olarak geçiyor ama bir semtin adı değil. Allah Resulü'nün ifadesiyle el vefa üminel iman buyuruyor. Allah Resulü vefa imandan gelir buyuruyor. Vefa, ahde vefa önemli. İyi ki sizler gibi vakıflara, vakıflar yurduna vefalı insanlar var. O anlamda hoş dedik Allah ama Allah acı Allah. Dedik ve bugün maalesef vakıflarımız ya üzerinde çok büyük oyun oynanan, zaten geçmişte de hep oynanmış, ele geçirilmiş, birçok değerler gitmiş ama yeniden ben düştüğümüz yerden kalkacağımıza, yeniden vakıf medeniyetini canlandırılacağına inanıyorum. Efendim, inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet yöneticilerimiz, vakıflar talebe yurtlarını yeniden açabilirler. Şöyle açılabilir, evet bugün Kredi Yurtlar Kurumumuz, Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı. Evet, yine aynen Gençlik Spor Bakanlığımız bünyesinde Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde bir genel müdür yardımcılığına bağlı vakıflar talebe yurtları genel müdür yardımcılığı oluşur. O vakıfların ruhu, vakıflar yurdu ayrı bir statüyle, ayrı bir işte yetimler dedik, farklı dedik, vakıf ruhu yaşatılır. Olamaz mı? Evet, buradan Gençlik Spor Bakanımız yine ilgili ve yetkililerimizi göreve davet etmek bir boynumuzun borcu olsa evet. gerek diyoruz. Evet efendim, sizi dinliyoruz. Sözümün başında anlattığım gibi sadakayla, fitreyle, zekatla büyüdüm. Vakıflar talebe yurdunda barındım. Hamdü senalar olsun ki Allah'ım o günleri de bana yaşattı. Bugün de aile vakfı kurmayı nasip etti. Nasıl efendim yani? Bir vakıf mı kuruyorsunuz? İsmail Bey, Allah ne eylerse güzel eyler, ne istersen onu kolay eyler. O zaman bunu dinleyelim efendim. Bu çok heyecanlı. Evet evet, yanlış ben duymadınız. Bir vakıf kuruyorum dedi. Her kim ki vakıflarımızın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allah-u Teala'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup mükafatı sayılmayacak kadar çok olsun. Dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin. Kanuni Sultan Süleyman'ın vakıf duası. Bir vakıf kurulurken vakfeden kişide bazı şartlar aranırdı. Mesela vakfedilecek malın sonradan taşınabilecek olmaması ya da vakfın kişiye ait mal olması gibi. Bir diğer önemli şartsa borç veya aşırı müsriflik yüzünden malını kullanmaktan alıkonulmamış olmasıydı. Ama en önemlisi vakfeden kimsenin kamil ehliyete sahip olması, yani o kimsenin akıllı, buluğa ermiş, reşit ve hür olmasıydı. Tüm bu şartlar tam bir gönül rızasını yakalamak ve ileride oluşacak meseleleri engellemek amacıyla ortaya konuluyordu.
Anlayacağınız bir kimse çıkıp kendi aklına göre 3-5 ağacı vakfedemiyordu. Sağlam temellere dayanan, disiplinli bir sistem söz konusuydu. Vakfedilen maldan kimlerin yararlanacağını, gelirin usullerini, vakfın konusu gibi hususlar dava ile alınan kararla oluşturulan bir belgeye yazılırdı. Bu belgeye vakfiye denirdi. Vakfiye ile vakıflar hukuka dayandırılmış olurdu. Bu belgeler günümüz için çok önemli bir tarihi kaynaktır. Vakfiyeler Allah'a hamd ve sena, Resulüne salat ve selamla başlar, ardından hayır yapmaya teşvik edici, sadakanın sevabından bahseden ayet ve hadislere yer verilir. Bazen konuyu daha cazip hale getirmek ve okuyucuya şevk vermek bakımından ayet ve hadisler şiirlerle desteklenirdi. Aslında tüm bunlar hem hukuki hem de edebi bir estetik içinde yaşamanın nasıl da mümkün olduğunu gösterir. Ben o vakıflar talebe yurdunda okurken ben Allah'la hep konuşurdum. Haşa. Yalvarırdım. Namazım yoktu, abdestim yoktu. Ama hep istedim. Canı gönülden istedim, o da verdi. O yokluk zamanlarımda bile ben büyüdüğüm zaman çok çalışacağım. Bu ülkeye çok hizmet edeceğim ve ben de böyle bir yurt, vakıf kurup fakir ve gurabaya yardımcı olacağım. Bana yardımını esirgeme ya Rabbi dediğimi hiç unutmuyorum. Evet, bir vakıf insanı ile beraberiz. Vakıf ve herhangi bir vakıf insanı değil, geçmişi unutmayan, o yetiştiği vakıflar talebe yurduna hep vefa borcunu ödeyen ama yetmiyor, bir de vakıf kuran bir vakıf insanı, gerçek bir vakıf insanı ve sizin o vakıf kurma fikri, sonra vakıflarla ilgili, vakfınızla ilgili neler söylersiniz? Buyurun efendim. İsmail Beyciğim, bugünleri nasip eden Yaradan'a şükretmekten geçemeyeceğim. O günü de reva gören Yaradan, bugünü de nasip eden Yaradan. Sadakayla, fitreyle, zekatla büyüyüp, o günlerin ama hiçbir zaman yerinmeyen, beni niye fakir ettin, beni niye yetim bıraktın diye aklımın ucundan bile geçmedi ve serzenişte bulunmadım. Bugün de nasip oldu. Eşimle birlikte Allah'ın vermiş olduğu helal rızıklarla kurmuş olduğumuz aile vakfı ile bu heyecanı yaşamak istiyoruz. Bu heyecanı gelecek kuşaklarımıza aktarmak istiyoruz. Bunun devamlı olması için de Yaradan'a duacıyız. Amacımız din, dil, ırk ayırmaksızın yetim, öksüz, garip, kuraba, fakir öğrenciler başta olmak üzere gücümüz nispetinde fakir öğrencilerin öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için katkıda bulunmak arzusuyla bu adım atmış olduk. Vakfımız kuruldu, hamdolsun. Ve vakfınızın ismi ne? Bir onu da bir tam söylerseniz. Vakfımızın ismi birlikteliğimizden hoşnut olduğum, memnun olduğum, gurur duyduğum eşim Gülesen Erol Köstek Aile Vakfı. Bir daha söyler misiniz? Eş başta hanımefendiler olmazsa müthiş bir şey. Evet, eşimin ismi Gülesen Erol Köstek Aile Vakfı. Amacımız gelecek kuşaklarımıza ve gücümüz nispetinde ihtiyaç sahibi öğrencilere katkıda bulunmak, öğrenimlerini tamamlatmasına vesile olabilmek ve en asılı bu vakıf ruhunu hissettirebilmek. Fakir fakirlikte kalmıyor, zengin de zenginlikte kalmıyor. Cennet mekan anam derdi ki oğul, bu dünya 40 ayaklı basamak. Kimi iner, kimi çıkar. Onun için öz var ise, yürek var ise, sevda var ise
aşılmayacak engel yoktur. Allah bu güzel duygularla dinimize hizmet eden, insanlığımıza hizmet eden cümlesinden razı olsun, yollarını açık etsin. Beni dinlediğiniz için de hepinize yürekten teşekkür ederim. Gerçekten bir vakıf insanıyla söyleşi yapmak. Zaten Devralem Belgesel Programı'nın bir misyonu da oluşmuş olduğu bir vesileyle biz gidip tarihi eserleri anlatıyorduk. İşte şu kadar önce yapılmış, bu kadar güzel ama hiç şunu sorgulamıyorduk. Kim yapmış bu eseri? Neden yapmış? Hangi vakıf yapmış? Son birkaç yıldır artık işin merkezine iniyoruz. Hatta merkezine indikçe o kadar müthiş şeyler karşımıza çıkıyor ki bir şehrin şehir olmasında vakıf medeniyetini görüyoruz. Vakıf insanı camiyi, kervansarayı, hamamı, çeşmeyi, yolu, köprüyü, sebile her şeyi yapmış. Ve şehirler vakıflar sayesinde şehirleşmiş. Erol Bey, size biz teşekkür ediyoruz ama son sözü de yine size bırakmak istiyoruz. İsterseniz yine bir vakıflarla ilgili bir belgesel, hazırladığımız belgeselimiz var. Bir vakıflar nedir, vakıf kültürü nedir? Bir o belgeselimizi izleyelim, son sözleri Erol Bey'e bırakalım. Evet, vakıflar medeniyeti, vakıf kültürü, vakıf tarihi belgeseliyle karşınızdayız. Vakfın özünde bulunan yardımlaşma ve dayanışma duygusu, Türklerin İslamiyet öncesindeki geleneklerinde de görülen bir sosyal özellikti. Türkler, Müslüman olduktan sonraki dönemde de vakıf ve yardımlaşma anlayışı, Allah rızasını kazanma isteğiyle çok daha güçlenmiş ve genişlemiştir. Bu durum, vakfın belirli toplulukları kapsamasından çok, bütün insanları, hatta hayvanları ve doğayı da içine alacak şekilde genişleyerek enginleşmesine vesile olmuştur. Vakıfların hizmetlerinden veya menfaatlerinden yararlanabilmek için ne etnik, ne dini, ne de cinsiyet ve sosyal statü olarak bir ön şart aranmamış, hayır hususunda kesinlikle ayrımcılık ve bölgecilik yapılmamıştır. İslam medeniyetinde vakıf mevzusunun bu kadar gelişmesinin en büyük sebebi Peygamber Efendimizin bizzat kendi kurduğu vakıftandır. Medine'de kendisine ait olan hurma bahçesini vakfedip gelirini de İslam'ın acil ihtiyaçları için kullanması örnek olmuştur. Anadolu Selçuklu'nun izinden giden Osmanlı da tıpkı kendinden evvelki gibi vakfa önem vermiş ve sayıyı arttırmıştır. Daha beylik yeni yeni kurulurken Orhan Bey zamanında İznik'te yapılan medrese için Orhan Bey bizzat kendi mal varlığından medreseye vakfetmiştir. Hatta Bursa'da bir zaviyenin vakfiyesinde şu satırlar yer almaktadır. Cami ve zaviyenin tamiri için bazı köyler, han, hamam, dükkan, değirmen, bağ ve bostanlar vakf olmuştur. Fasık kimseler müstesna, mütevellinin müsaadesi olmadıkça 3 günden fazla kalmamak üzere gelen misafirler kabul edilmek ve yine 3 günden fazla kalmak isteyenlere rencide olmamaları için vakfın şartı söylenerek fazla kalmalarına müsamaha olunmaması şartı konulmuştur. Peki hangi durumlarda hizmet için vakıflar kurulduğunu hiç düşünmüş müydünüz? O kadar teferruatlı bir liste karşılıyor ki bizi. En mühimlerini söyleyecek olursak, fakirlere, dullara, öksüzlere, borçlulara para yardımı yapmak, öğrencilere elbise ve yemek vermek, evlenecek genç kızlara çeyiz hazırlamak gibi her günün ihtiyaçları yanı sıra efendileri azarlamasın diye kase ve bardak gibi kapkacak kıran hizmetçilere verilmek üzere para vakfı yapan hayırseverler. Yalnızca bunlar değil elbette. Divitinde mürekkep kalmayanların divitlerine mürekkep koymaları için kurulan mürekkep vakfı, mumu tükenen öğrencilere mum temin etmek için kurulan vakıflar bulunmaktaydı. Çocukların emzirilmesi gayesiyle kurulan vakıflar, şehirlerdeki yol ve sokakların temiz tutulması için arkalarında kül olduğu halde caddedeki tükürük ve balgam gibi insanı tiksindiren şeylerin üzerini kapatmak gayesiyle dolaşanlar, oyuncağı bulunmadığı için arkadaşlarıyla oynayamayan çocuklara oyuncak alınmasıyla ilgili vakıfları tesis edip meydana getiren hayırseverlerin yaptıkları bu kadar da değildir.
Selçuk Hatun gibi bıraktığı vakıf, bahçe ve tarlaya her yıl muhtelif cinsten 100 meyve ağacının dikilmesini şart koşanlar da vardı. Yeni camide duran leylekler için yılda 100 kuruş yem parası vakfedilmiştir. Osmanlı dönemi vakıf eserlerinin isimlerini bile saymak ciltlerle ifade olunur. Yalnızca bazılarının ismini saymakla yetinelim. Cami, mescit, külliye, medrese, mektep, çeşme, sebil, selsebil, şadırvan, fıskiye, havuz, kuyu, hamam, ılıca, hela, yol, köprü, kervansaray, imaret, hastane, kütüphane, namazgah, gasilhane, tekke, ribat, zaviye, dergah, türbe, künbet, çarşı, pazar, han, kışla, kale, kaldırım, miskinhane, kalenderhane, darül küra, darül hüfvas, darül hadis, muvakkithane, çamaşırhane, yağhane, mumhane, şekerhane, demirhane, dökümhane, fırın, tezgah, mezbaa, tophane, güllahane, şişhane, tımarhane, darüşşifa, su yolu, sarnıç, sığınak, kabristan, köşk, konak, meşrutahane, kahvehane, bozahane, şırahane, kıraathane, eczane, mahzen. Evet, hakikaten vakıf insanı olmak önemli. Sizleri tebrik ediyoruz. Son olarak hayırsever iş adamlarına. Çünkü vakıf hakikaten zor bir süreç. Siz zannediyorum çok uzun bir mücadeleyle kurdunuz. Nasip oldu. Nasip oldu. Başarılar diliyoruz. İnsanlarımıza ne tavsiye edersiniz? Yani vakıflar kursunlar mı? Yani her hayırsever insanımız ve herkes illa hayırsever değil. Bir aile vakfı önemli. Vakfınız çok ciddi bir emek ürünü olduğunu zannediyorum. Son çağrıyı siz yapın, nokta koyalım. İsmail Bey, biraz önce dediğim gibi bu dünya 40 ayaklı bir merdiven. Hiç kimse sabit bir yerde durmuyor. Kim iniyor, kimi çıkıyor. Bugün elinde hükmettiğin güçler yarın yok olup gidiyor. Ama şunu gördüm ben. Bir yetime dokunmak, bir fakire el atmak, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılamak servetlerin en yücesi. Sadakanın, zekatın, fitrenin bu kadar mı güzel olduğunu benden daha iyi bilen acaba kaç kişi çıkar? Yüce bir duygu. Ben bu duyguyu son nefesime kadar yaşamak, yaşattırmak istiyorum. Allah'tan bu konuda da yardımını talep ediyorum huzurunuzda. Efendim çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bana bu imkanı verdiğiniz için içimden geçenleri doğaçlama da olsa anlatma fırsatı bulduğum için ben size minnet duyuyorum. Ben size teşekkür ediyorum ve bütün insanlığa da hayra, insanlığa hizmete davet ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Evet, ne kadar güzel. Yüce Yaradan'ın razı olması her şey. Efendim, biz de sizleri yine vakıflar medeniyeti, vakıf tarihi, vakıf kültürüyle ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Erol Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkürler Erol Bey. Başarılar diliyoruz. Var olun. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden vakıflar belgeseli tarihiyle karşınızdayız. Vakıf bırakanlar, yaptırdıkları, vakfettikleri eserleri geride bırakırken onların korunmasını, kullanmasını, yaşatılmasını istemişler. Bu nedenle geride bıraktıkları eserlerin bir duvarına ya bir dua ya da bedduayı asmayı ihmal etmemişler. Yalnızca halk değil, bu geleneği padişahlar dahi sürdürmüşlerdir. Söz gelimi Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'yı vakfedip cami olarak kullanılmasını istemiş, bu amaç dışında kullananların yakalarının bir araya gelmemesi noktasında beddualar etmiş. Fatih'in oğlu Sultan II. Bayezid'in de vakıf bedduası şöyledir. Allah'a ve ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik eden, emir, bakan
küçük ve büyük herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi ve kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır, feshedilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kast ederse, haram üstlenmiş, günaha girmiş ve masiyetleri irtikap etmiş olur. Böylece günahkarlar alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün, Allah onların hesabını görsün. Malik onların isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira Allah'ın hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra onu değiştirirse, onun günahı değiştirenler üzerindedir. Kuşkusuz o, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez. İkinci Bayezid Devri yazarlarından Kantakasin, Osmanlılarda vakfı olan itibarı şöyle anlatır. Küçüğü ve büyüğüyle Türk ileri gelenleri cami ve hastane yaptırmaktan başka bir şey düşünmezler. Onları zengin vakıflarla teçhiz ederler. Yolcuların konaklaması için kervansaraylar inşa ettirirler. Yollar, köprüler, imaretler yaptırırlar. Türk büyükleri bizim senyörlerimizden çok daha hayır sahibidirler. Son derece misafirseverler. Müslüman Türkler, Hristiyan ve Yahudileri memnuniyetle misafir ederler. Onlara yiyecek, içecek ve et verirler. Bir Türk, karşısında yemek yemeyen bir adamla, Hristiyan ve Yahudi bile olsa yemeğini paylaşmamayı çok ayıp sayar. Tarihi bir belgede geçen şu ifade, vakıfların önemini ne kadar da güzel anlatır. Osmanlı Devleti sınırları içinde vakıflar sayesinde bir adam, vakıf bir ağaç evde doğar. Vakıf beşikte büyür, vakıf ormanlarından geçimini temin eder, vakıf mallarından yer ve içer, vakıf kitaplarından okur, vakıf bir medresede hocalık yapar, vakıf idaresinden ücretini alır, öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa gömülürdü. Osmanlı Arşiv Belgesi. Vakıf, ilim, irfan, tarih, kültür ve medeniyettir. Vakıf, geçmişten geleceğe hizmet ve gönül köprüsüdür. Vakıf, tarihi geçmişin canlı şahitleri, insanlığın hizmet abideleridir. Vakıf kurmak, gök kubbede hoş seda bırakmaktır. Vakıf insanı olmak, ebedi olarak yaşamak ve yaşatmaktır. İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı İKTAV, bu düşüncelerle 2018 yılında araştırmacı, gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman tarafından Aile Vakfı olarak kuruldu. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. İlkesiyle İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi'ni kuran İKTAV Vakfı, başta güzel vatan Anadolu'muz olmak üzere gönül coğrafyamız ve dünya ülkelerinde tarih ve kültür araştırmaları yaparak Devri Alem belgesel TV programlarını çekmeye devam ediyor. İKTAV Vakfı bünyesindeki Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı özel araştırma kütüphanesinde yer alan binlerce kitap, dergi, belge, fotoğraf ve belgesel video arşivi, tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde. 249 metrekarelik kendine ait yer üzerinde faaliyet gösteren İKTAV Vakfı bünyesinde basın yayın medya kuruluşlarıyla kitap ve dergiler hazırlamakta, sempozyumlar düzenlemektedir.
Ayrıca yine vakıf bünyesinde belgesel TV programları çekerek kültür ve medeniyet tarihimize hizmet vermektedir. İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı İKTAV, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Şehri Kocaeli Gebze ilçesinde kendine ait araştırma merkezi, kütüphanesi, bünyesindeki medya kuruluşları www.devrealem.tv ve www.gebzegazetesi.com ve belgesel programları ve kitap yayınlarıyla kültür ve medeniyet tarihimizin hizmetinde. Adres: Tatlıkuyu Mahallesi, 1227 Sokak, numara 8, Kültür Apartmanı, kat 1, Gebze, Kocaeli. E-posta: belgeselyayincilik.gmail.com. İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı, İKTAV Vakfı sundu.